Marmara Tanıtım Fuarcılık olarak İSAF ve MOBİSAT fuarlarını düzenliyorsunuz. İSAF fuarında 28. kez sektörü bir araya getireceksiniz. Fuar hakkındaki detayları alalım sizlerden. İSAF'ı biz 25 yıldır 28.sini düzenliyoruz. İSAF, uluslararası güvenlik, ülke güvenliği, siber güvenlik, akıllı yaşam, yangın ve iş sağlığı güvenliği fuarı. Bu sene geçen senelerden farklı olarak biz çok daha fazla direkt uluslararası katılımcı stand açtı fuarımızda ve çok daha fazla uluslararası ziyaretçimiz var. Bu sene İSAF'ın geçen yıllara göre metrekare olarak büyüme oranları da çift haneleri oldu. Aynı zamanda biz alım heyetleri organizasyonu yaptık bu sene. Yani yurt dışından ve yurt içinden direkt fuarımıza gelip alım yapacak ziyaretçileri getirdik. Aynı zamanda eş zamanlı düzenlediğimiz MOBİSAT, mobil iletişim fuarımız var. Mobil iletişim fuarımız da bizim mobil operatörler, operatörlerin tedarikçileri, iletişim kanalları ve mobil aksesuar denilen akıllı cihazlar, bugün hepimizin kullandığı mobil cihazlar. Bunların tamamının sergilendiği bir fuar oldu. İSAF ve MOBİSAT'ı bir arada düzenlerken yakaladığımız en önemli şey iki sektör arasındaki sinerji oldu. İSAF'ı ziyaret eden B2B ziyaretçilerimiz, Türkiye'nin her yerinden gelen B2B ziyaretçilerimiz, her ne kadar İSAF'ta olan ürünlerin de aynı zamanda tekrar satıcısı, bayi, uygulayıcı, proje yapan firma olsa da aynı zamanda ürün de sattığı için MOBİSAT tarafındaki ürünlerle de ilgileniyor. MOBİSAT tarafındaki de bu tarafta ilgileniyor. Oradaki en önemli şeylerden bir tanesi de şu oldu. Büyüklü küçüklü herkes yeni bir alan arıyor. Yeni bir iş alanı, yeni bir faaliyet alanı, yeni bir ürün arıyor. Dolayısıyla biz aslında birçok sektörü, birçok farklı ürünü bir arada, teknoloji ürününü bir arada sergilenmesini sağlayarak aynı zamanda gelen ziyaretçimizin farklı iş kanalları, farklı iş fırsatları yaratmasını da sağlıyoruz. Fuarda ticaretin yanı sıra ziyaretçileri ve katılımcıları başka neler bekliyor olacak? Paneller düzenleyeceksiniz bu yıl. Şimdi biz bu sene her sene fuar ya da bu tür etkinliklerde alışanın dışında bir şey yaptık. Fuarın açıldığı gün hemen etkinlik olur, konferans olur, yoğun bir katılım olur. Fuarın ilk günü çok hareketli geçer, sonra daha farklılaşır. Biz bu sene fuarın 3. günü olan Cuma günü 11 Ekim'de çok güzel bir konferansta açılış programı yapıyoruz. Açılış programımızı Ankara'dan BTK Başkanımız, Ticaret Bakan Yardımcımız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız, Ulaştırma Bakan Yardımcımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız katılacaklar açılış programına. Aynı zamanda İstanbul protokolü de katılacak elbette. Devamında da 3 operatörün bir arada olduğu, sonra çok özel üretici kurumlarımızın bir arada olduğu, panellerin olduğu çok dolu bir gün, etkinlik günü. Küçük bir konferans, bir günlük bir konferans düzenliyoruz. Aynı zamanda fuarda tabii ilgi çeken şeylerden bir tanesi de bu sene herkes çok keyif alıyor. Ülkemizde üretilen yapay zeka özellikli akıllı robot ada fuarımızda. Bu aslında çok ilgi çekiyor, çok ilginç. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında bu tür robotlar, hareketli şeyler dikkat çekiyor. Ada robotumuz bizim panelimizin açılışını yapacak, sunumları yapacak, gelen protokolümüzü hoş geldiniz diyecek. Tabii biraz da robot egosu olan bir şey, ben insanlardan üstünüm diye anlatıyor. Onun yanında akıllı köpekler var. Akıllı köpeklerin yanında bir de gerçek köpekler. K9 köpek gösterileri olacak. O tabii güvenlik tarafında. Bunun yanı sıra arena bilgisayar çok güzel VR AR oyunları düzenliyor. O çok heyecan verici, çok ayrı bir şey olacak. Bunun yanı sıra firmalarca birçok etkinlik, birçok çözüm gösterisi yapıyor. Hepsini şu anda hafızamda tutamam ama ziyaretçilerin ilgiyle takip edebilecekleri tam bir teknoloji şovu.